Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kim geldi? Adnan Kızıltaş, neredesin ya? Hiç. Asfalt üstünüsün, nesin acaba? Yeni gelin adayı gelmişti aşkım, onu... Pardon, efendim? Yok, sen mi? Çok yakışıklısın yine. Biz de böyle olmayı planlıyoruz. Aşkım, hastasın, şu incecik montumu giyiyorsun. Boya çok farklı oluyor öyle olduğun zaman. Bir hırka bir şey giysene. Giyeceğim. Tamam. Çok yakışıklı ama. Sağ olasın. Ay, adam asker yeşil yakışıyor dedim diye mi unutmayayım? Parlamışsın, güzel olmuş. Sağ olasın abi. Gençleşmişsin. Gençleştim değil mi? Ha. Saçlar kısalınca. Fazla da gençleşme de. Niye? Sıkıntı oluyorsun. Benim daha da gençleşmem gerekiyor falan mesela. Anladın mı? O yüzden benim için ciddi problem. Abi Nurhan. Eyvallah, senden gençsiniz abi. Gençsiniz. Ne yaptınız? Ne yapalım biz ya? Biz de işte Tuğçe'den konuşuyorduk da. Niye? Sen tam üstüne geldin. Ne demek ki? Ha, eğlendi ya doğru. Unuttum. Yeni gelin adayı daha gelmedi mi? Yok. Ya nasıl? İkide bir yeni gelin adayı, yeni gelin adayı ya. Ya beni düşündüğünde şakasına Allah Allah. Dedim şimdi de ciddi olarak soruyorum. Tam deme yani, sana ne yeni gelin adayından alalım. Ya beni düşünüyor biz. Senin yeni gelin adayın falan yok. Kemal'i düşündüğüm için soruyorum. Sağ ol can. Düşünme. Sırf Kemal'i düşünmüyorum. Allah Allah. Abi sen geçen dışarıda da karıştırdın ortalığı, hiç gerek yok. Tankut abi istirham ediyorum. Otur lütfen. Neyse ben bir su almaya gidiyorum. Nidem. Su almaya gidiyorum ben. Bak senin yürüyüşün aynısını yapıyor bak. Ne? Senin yürüyüşünü yapıyor. Ben böyle miyim? Ünal da herhalde trafikte kaldı, geç kaldı. Bence öyle bir durum yok. Bence Onur'la gözlerinin dışarıda olmasını bozulmuş olabilir mi? Hiç bu durumu görmek istememiş olabilir mi? Ay hiç zannetmiyorum ya. Ben onun ne düşündüğünü artık anlayamıyorum Ünal'ın. Her ama... şeye tepki veren adam... Kız orada ikinci birini düşündüğünü ima ediyor bu ev için. Gıkını çıkartmıyor ya, i̇şte, pes. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Madem işte, çok korku. Gönül işi, şeysin. Yok. Gönül işi böyle bir şey. Nasıl? Ha, aynen gönül öyle. Gönül işi böyle bir şey. Gönül işi böyle hiç şey. De öyle bir şey değil. Yani, çatır çatır kıza patküt bağıran adam. Abi gözlüğe böyle bir şeye bağırmadım. Bu kadar hepimiz aa u dedik bence de hiç tepki vermedi. Karşılıklı mı konuşuyoruz, tek mi konuşacağız? Yok. Dinlemiyorsun da beni. Ama dur konuşuyor da o ya. Tamam. Konuşuyorum, müsaade edersen Adnancığım. Konuşmayın. Adnancığına şimdi senin. Diyorum ki hayatım, o esnada bir anda kaybetme korkusu öyle bir büründürdü ki onu, soramadı bile, kim diyemedi. Anladın mı? Adnan çok derindi. Ha? Wow. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Wow. Haklısın hayatım. Bence... Haklısın, haklısın. Ünal reddedilmeyi hazmedemeyecek bir insan. Hırs yapmış da olabilir. Bence en başından yanlış yaptı. Niye? Ya o destek amaçlı. Vicdanen bence birazcık bir şeyler düşünerekten aşka çevirmeye çalıştı. Beğeniyordu. Hayır abi yok. Nasıl hayır? Ünal Gözde'yi başından beri beğeniyordu. Ünal mı? Tabii tabii. Beğeniyor da çok şeyi bahsetti sürekli kıza. Ben ona yordum. Hani ne bahsetti? Başından geçen olaylardan sonra ben sahip çıktığım gibi davranışı olduğu için. Ben ona çevir, aşka döndürdü diye düşündüm. Dönebilir daha da güzel olur. Aynı şekilde söylüyor. Sonuç diyor olarak... ki beraber konuşurken ben diyor bir şeyler hissetmeye başladım diyor. Yalnızken o zor durumdayken ben devamlı yanındayken gönlüm tamamen kaydı ona diyor. Açık açık. Ne kadar enteresan değil mi? Birisine gönül veriyorsun, birisini düşünüyorsun, birisini bekliyorsun. O kişinin sana karşı hiçbir şey yok. İşte gözlerinin de yok işte. Bu çıkıyor ortaya. Acı bir durum. Ama hepimizin başına gelmiş. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi Gözde'nin bütün kırgınlıklarına rağmen yanında olan insan aynı kırgınlıkları tekrardan ona yansıtırsa kız yine aynı sıkkınlıkla karşı cevap verir. Şimdi Gözde'nin durumu da farklı. Sen Gözde'ye koruma oyu vermiştin değil mi? Evet. Yani ben diğer de verdim. Adayını öğren. Aa, evet. Sonuçta ben değilim yani. Kemal de yeni bir aday. Hayır, Gözde bence onu kendine bir dakika. Bence onu Gözde kendine çıkış yolu olarak sizin Gözde'yi korumuş olabilir. Ben yeni aday olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o esnada hemen kafada bir istatistik kurdum. Söylemek istemedim. Seni olamaz çünkü Tuğçe atlayıp duruyordu devamlı bu yeni adayla ilgili. Olmaz. Zaten Tuğçe ile çok iyi arkadaşlar. Gözde ne olursa olsun böyle bir şey hayatta yapacak insan değil. Geriye bir kişi kalıyor sadece. Eğer öyle bir şey de varsa... Yok daha neler. Oh my... God. Onur olma ihtimali var mı ki? Öyle bir şey olsa bu evde kimse ona onay vermez.
bence. Yeni adayları yeni da tanımak dedi. İsterim belki dedi. O çıkış yolu. Yeni gelen adaylar dedi. Çıkış yolu. O çıkış yoluydu. Yani sen olur o çıkış mu? Yolunu o sözde niye belirtirsin ki ayrıca? Çıkış yolunu ve niye öyle ifade edersin? Ünal da bu durumdan rahatsız olmak yerine daha çok mücadele ya. Abi. Ünal da yani çok yakın arkadaş. Sen ne yapıyorsun? Şu an kafada kurduğumuzda. Vallahi şeyin güllerin savaşına döner ha burası. Sakın kazananından bırak. Vallahi güllerin savaşına döner. Gerçekten. Onur'un zaten böyle bir durumda bence Gözde Oğuz'a sadece o kafasından bu ikilemde şey kaldığı için şey oldu. Tamam. Bence salladı bir şey kafasından. Ya sen nasıl değişik bir insansın? Tek başına neler yapıyor? Yardıma ihtiyacın var mı? Ha? Emin misin? Aha. Son kararın mı? Son karar. O zaman tamam. Sağ. Bana yemek yersin mi dedim sana? İyi misin sen Dinam? Sen kutlanırsın demedin ama bir başka insanla orada olmamdan hoşlanmadığını kabul et. Hoşlanmadığımı söylüyorum ama Tankut abiyi de biliyorum yani. Anladın mı? Geldiğimde de burada. Kusursuz değil. Benim için de onlar herhangi başka bir kadın. Dinam, X olur, bakma Y da. Olur umurumda değil. Kusura bakma başka da. Başka bir kadın istemiyorum yanında. Ben eğer niye seni... böyle bir şey yapıyorsun çünkü şu an? Çünkü susmuyorsun. O zaman düzelt çabuk. Ne düzelteyim? Hayır bir şey bozulmamış. Kusura bakma da ben seni öyle bir yerde bulunsaydım geldiğimde burada Tankut abi de oturup konuşuyor olmaz emin ol. Emin ol yanınızda da İlkay'da Kemal de vardı. Bir şey mi dedim? Bir şey mi dedim? Ya yeni damat adayları da oturuyordum. Bir şey mi dedim? Tatlım şöyle oturmuyordum yan yana ya da şu koltukta böyle sen benim selamlaşmamı şöyle abanmak suretiyle oturmuyordum. Bilmem farkında sen mısın? Sen benim selamlaşmamı bile yasakladın. Ağzımı açıp da bir şey demiyorum. Bak kızlarla da selamlaşmıyorum. Kızlarla göz göze bile gelmiyorum. Neden kızlara biliyorsun? Artık bu evi eziyet etme. Bak ben dediğim rica için ediyorum. Değil. Bak ben dediğim için değil. Beni bu konuda sakın insan ilişkilerim konusunda beni uyarma. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bak ben dediğim için değil. Kendim böyle davranması neden? Çünkü ben sen demeden insan ilişkilerimi ayarlıyorum. Damat adaylarıyla olan konuşmalarımı, insanlara nasıl davranmam gerektiğini. Bari bir kapıyı kapatayım. Soğuk geliyor. Sen iste. Kısmetse olur, sen yeter ki sen kısmetse olur.